Sıcak bir gelişme. İstanbul Etiler'de müdüre kızan bir öğretmen okulun bahçesine silahla ateş açtı. Öğretmen gözaltına alındı. Detayları alacağız A Haber ekibinden Ahmet Nazif Bural. Notlarıyla hazır. Ahmet, söz sende. Banu Er, özellikle yaşanan olayın ne kadar vehametinden bahsedeceğim. Çünkü aslında bu çevrede sadece bu olayın yaşanmış olduğu bir okul yok. Bunun yanı sıra yine hemen yanı başına bir okul daha var ve bu silah sesinin duyulmasıyla beraber Etiler'in göbeğinde bu noktada özellikle çok büyük bir panik havası daha oluştu ve bu panik havasının oluşmasıyla beraber nitekim okuldaki öğrenciler dahil olmak üzere bu bölgedeki birçok kişi kaçışarak uzaklaştı. Bu görüntülerde vardı ve tabii özellikle burası akşam saatlerinde çok ciddi trafik alan bir nokta ve bu noktada olan bu okulda çıkan ateş sesiyle beraber çevrede de ciddi bir panik ortamı oluştu. Okulun da hemen yan tarafındayız. Bizler şu an kameraman arkadaşımla beraber okul hemen yan tarafımızda kalıyor. Ancak yolun hemen diğer tarafından daha net bir görüntü göstereceğiz. Olayı anlatalım. Olay aslında okuldaki bir öğretmen ile müdür arasında geçiyor. Öğretmenin müdürle yaşamış olduğu bir problemden kaynaklı olarak öğretmen okula geliyor ve müdüre silah çekiyor. Okul müdürüne silah çekiyor ve o sırada aslında niyetinin okul müdürünün öldürmek olduğu veya yaralamak olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu esnada okul müdürüne doğru silah çektiği durumda silah ateşlenmiyor ve tutukluluk yapıyor. Devam eden süreçte ise kendisi okulun bahçesine indikten sonra silahı doldur boşalt yaptıktan hemen sonra bu silahın ateşlendiğini bizler söyleyebiliriz ve çevrede de çok ciddi bir panik havasında oluştuğunu dile getirelim. Evet, hatta şu an bakın hemen okulun giriş tabelasında şu an görebiliyoruz sizlerle beraber. Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Bugün yaşanan bu olay öğretmenin müdüre silah çektiği ve devam eden noktada da okul bahçesinde ateş açtığı noktadayız. Tabii burada polis ekiplerinin de hala çalışmaları sürüyor. Bunun yanı sıra o öğretmenin de gözaltına alındığını söylemek mümkün. Bunu da dile getirelim. Tabii burası hemen aslında kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Bakın çevremizde çok yakın bir alanda burada büyük bir alışveriş merkezi de var. Ve bu alışveriş merkezinden de bu silah sesi duyuldu ve silah sesinin duyulmasıyla birlikte burada da çok ciddi bir panik havası oluştu. Okulun neredeyse çıkış saatine yakın bir zamanda çıkan ateş sesiyle beraber hem öğrenciler hem de çevredeki birçok kişi paniğe kapıldı ve kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Bu yaşanan olaydan hemen sonra ise okuldaki öğrencilerin tahliye edilmiş olduğu bilgisini de vermiş olalım. Yaşanan olay Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti. Bunun yanı sıra bir de şunu da unutmamak gerekiyor. Hatırlayacaksınız, yakın bir tarih öncesinde yine okullarda yaşanan bazı olayları da hatırlatıyorduk sizlere. Bununla alakalı hatta bir okul müdürüne bir öğrenci tarafından bir saldırı da vardı daha önce. Ve işte bunun gibi olaylardan sonra özellikle okullarla alakalı çalışmalar, denetlemeler de artmıştı. Bu sefer yaşanan saldırı bir okul müdürüne bir öğretmen tarafından oldu ve bu öğretmenin yapmış olduğu saldırıda aslında ilk anda okul müdürünü yaralamak veya daha da ötesine geçmek amacıylaydı. Hatta bakın şu an kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. O ateşleme esnasında kırılan cam yine okuldaki kulübenin hemen girişteki kulübenin camı çatlamış durumda. Bu ateşleme esnasında silahla saldırı esnasında tabii ki okul müdürünün yaralanmadığını, olayda herhangi birinin ölen veya yaralının olmadığını da burada söylemiş olalım. Aslında söylemiş olduğumuz gibi okul müdürünü öldürmeye veya yaralamaya niyetlenerek gelmiş olan öğretmen
odasında okul müdürünün karşısında silah tutukluluk yaptıktan sonra bahçeye iniyor ve bahçeye indikten sonra silahını doldur boşalt yaptığı esnada patlamaya başlıyor silah ve işte belki de şu an tabii polis ekiplerinde bu noktada çalışmaları da var. Belki de eğer ki o silah orada tutukluluk yapmasaydı bugün burada başka bir şeyi konuşuyor olacaktık. Bunu da tekrar dile getirelim. Bahsetmiş olduk az önce tabii ki çevrede çok fazla hem yerleşim alanı var hem de aynı zamanda burası Etiler'in göbeği ve bu noktada alışveriş merkezleri, bunun yanı sıra çok ciddi bir trafik ve bahsetmiş olduğumuz gibi iki farklı okul da var bu noktada. Ve işte o okullardan da birisi burası ve yine hemen yan tarafında Etiler Anadolu Lisesi de var. Ve işte Aydır abi bu tarafa doğru gelir misin? Bu okullardan da bu sesler duyuldu. Çevre okullardan da bu sesler duyuldu. Sadece okullardan değil. Hemen göstermeni rica edeceğim abi. Yan tarafta bulunan hemen AVM'nin olduğu bölgeden de bu çevreden de bu ses duyuldu ve özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda nasıl bir panik havası olduğunu aktarmış olduk. Evet, okulu tekrar gösterelim. Bakın burası. Görmüş olduğunuz gibi şu an benim gördüğüm iki katlı bir girişi var ve okulun bahçesi de hemen bu noktada. Polis ekiplerinin buradaki çalışması sürüyor. Polis ekipleri de burada şu an silahın ateşlenmesi sonucu camı kırılmış olan güvenlik kulübesiyle alakalı şu an işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Bunu da söyleyelim. Olayı tekrar baştan alalım. Çünkü olay aslında çok önemli ve çok da sıcak da bir gelişme. Olayda polis ekipleri buraya gelmeden hemen önce bir öğretmen eline almış olduğu bir silahla birlikte bu noktaya geldi. Okula geldi ve okul müdürüyle yaşadıkları anlaşmazlık sebebiyle bir tartışma yaşadı ve bu tartışmadan hemen sonra kendisini öldürmeye veya yaralamaya niyetli şekilde silahını doğrulttu. Ancak silah o esnada tutukluluk yaptı ve daha sonra polis öğretmen okulun bahçesine geldi ve okulun bahçesinde silahını doldur boşalt yaptı. Bu esnada işte olan oldu. Silah işte o zaman patladı ve patlamasının ardından da çevrede adeta çok büyük bir panik havası da oluştu. Okuldaki öğrencilerin neredeyse çıkış saati ve çevredeki trafiğin de en yoğun olduğu saatlerden birisi. Bakın polis ekipleri de hatta o silahla ateşlemenin sonucu kırılan güvenlik kulübesinin camını şu an kapatıyorlar. Tabii ki okulla alakalı, bu konuyla alakalı soruşturma olacak. Soruşturma yürütülecek. Silahlı öğretmenin gözaltına alınmış olduğu bilgisi var. Bunu da dile getirelim. O esnada buraya çok sayıda polis ekibi de geldi ve olayda hemen bu noktaya bir aslında çember oluşturdular ve öğrencilerin tahliyesi de sağlandı. Az önce de bahsetmiştik. Hafızalarımızı tekrar tazeleyelim. Geçmiş zamanda yine başka okulda, özellikle Eyüp Sultan'daki bir okulda yaşanan olayı hatırlayacak olursak bir öğrenci tarafından bir yine okul müdürüne saldırı gerçekleştirilmişti ve bunun devamında yine buna benzer olayları biz İstanbul'da görmüştük ve işte bunlardan sonuncusuysa görmüş olduğunuz gibi Etiler'deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti ve burada da bir öğrenci tarafından değil bu sefer bir öğretmen tarafından veya bir veli tarafından da değil bir öğretmen tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırının hedefinde okulun müdürü vardı. Peki okul müdürüyle öğretmen arasında nasıl bir anlaşmazlık vardı? Bu anlaşmazlık veya bu ortaya çıkan sıkıntının aslında temelde neyden kaynaklanıyor olduğuna dair şu an net bir şey söylenmiyor. Bununla beraber önümüzdeki saat dilimleri içerisinde bu konuyla alakalı hem emniyetin yapmış olduğu soruşturma hem de yine bu noktadan bizim alacağımız bilgilerle beraber konuya ilişkin yeni notlar da edinmeye çalışacağız. Olay müdür ile okul müdürü ile öğretmenin arasındaki bir anlaşmazlık ve devam eden noktada öğretmenin müdüre uzatmış olduğu silah ve işte o silah orada tutukluluk yaptı. Tutukluluk yapmasından sonra öğretmen o silahı doldur boşalt yapmak için bahçeye indi. Bahçeye indikten sonra silahını ateşledi ve ateşlediği esnada da buradaki güvenlik kulübesinde de yine camlar kırıldı. Çevrede çok büyük bir panik havası oluştu. Bu noktadaki son durum böyle. Şu an polis ekiplerin buradaki çalışmaları sürüyor. Soruşturma devam ediyor. Öğretmen gözaltında tabii ki ifadeler alınacak. Özellikle okul müdürüyle öğretmen arasında nasıl bir anlaşmazlık yaşandı? Bunun da kaynağına inilecek diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.